Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Aslında bu videoyu ilk kanal tanıtım videosunun hemen ardından çekmeyi düşünüyordum. Yani pazar günü içerisinde bu videoyu da yayınlayacaktım. Ancak şöyle bir durum oluştu. Videoda izlemişsinizdir illaki açı ve ışık sorunundan dolayı aslında bu işi çözdükten sonrası yeni bir video çekmek istedim. Normalde kanalın videoları planlamama göre haftada bir pazar günü saat 10'da şeklinde olacak. Ama bu kanal tanıtımı olduğu için ilk videomuz. Bu videoyu hemen ardından yayınlayıp aslında ilk videoyu bu video olarak düşünmüştüm. Öncelikle Git bir versiyon kontrol sistemidir. Ortak bir proje üzerinde çalıştığımızda rahat bir şekilde ve uyumlu bir şekilde çalışmamızı sağlar. Birçok insanın aynı proje üzerinde çevrim dışı veya çevrim içi olarak çalışmasını kolaylaştırır. Gitflow ise Git üzerindeki dallanma sisteminin yani branching sisteminin daha düzenli olmasını, daha düzenli tutulmasını sağlayan bir Git eklentisidir aslında. Gitflow kullanarak projelerimizdeki hataları, düzensiz çalışmayı aslında en aza indirmiş oluruz. Aslında şu biraz sözlü anlatmak gerekirse Gitflow'un belli branch'leri var tanımlı. Bunlardan biri master branch'i. Master branch'ini kullanma amacımız canlıda kullandığımız kod ve en stabil şekilde çalışan projenin en stabil halinin bulunduğu branch'tir aslında. Bunun üzerine bir development branch'i master'dan alınan bir branch'tir. Burada ise aslında halihazırda yapmış olduğumuz geliştirmeleri barındırdığımız branch'tir. Peki bir kişi kendisi geliştirme yapmaya başlamadan önce development branch'inden feature branch'e ayırır kendini aslında. Burada tüm geliştirmelerini yapar, tüm commit'lerini sırasıyla atar, işlemlerini tamamlar ve development branch'i üzerine bir PR oluşturur aslında. Bu PR'la beraber yaptığı işler diğer arkadaşlarıyla beraber ortak olarak toplanan development branch'ine birleşmiş olur. Bu sayede tüm geliştirmeler development branch'inde yer alır. Master'a eğer canlıya çıkılması gereken bir durum varsa yani bir versiyon canlıya çıkacaksa yapılan belli bir dönemdeki geliştirmeler canlıya çıkılacaksa development üzerinden master'a bir PR açılır ve bu sayede canlıya stabil olan kod üzerine yapılan geliştirmeler alınmış olur. Aslında genel yapı itibariyle bu şekilde. Şimdi ise kağıt üzerinde çizerek adım adım size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi çizmeye başlarsak öncelikle bir master branch'imiz var. Master branch'imiz de aslında çalışan stabil kodun yani canlıda yer alan veya yer almayan aslında stabil olan kodun bulunduğu branch'tir. Şöyle master olarak bunu isimlendirelim. Şöyle bir ilerleyelim ve aslında bir versiyonun çıktığını düşünelim. Versiyon 1.0. Şimdi bu versiyon çıktığı durumda şu an aslında canlıdaki versiyonumuz bu gibi düşünelim. Buradan biz bir development branch'e ayırıp aslında geliştirmelerimizi yapmamız gerekiyor ve şu kısımda başlamadan önce burada bir development branch'e ayırıyoruz aslında kendimizi. Burada normal geliştirme dönemlerinde geliştirmelerimizi yapacağız aslında. Ve bu branch'ten ilerleyeceğiz. Ve bu branch'ten ilerliyor olacağız aslında diğer durumlarda da. Development branch'ini aslında master'dan ayırdıktan sonra yapmamız gereken şey artık geliştirmelere başlıyor olmak. Geliştirmeye başladığımızda ise biraz önce sözlü olarak anlattığım gibi aslında geliştiricilerin herkesin kendi feature branch'i üzerinde geliştirme yapmaları. Atıyorum ben ana sayfa üzerinde bir geliştirme yapacağım. Ana sayfa feature'ını aslında development üzerinden ayırıp geliştirmelerimi yapıp sonrasında development'a birleştirmem gerekiyor bu kodu. Bunu yapmak için ise bir feature branch'i ayırıyorum. Bunu da var olan o anki güncel development üzerinden ayırıyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada bir feature branch'inde kendi geliştirmelerimi yaptım. Aslında ana sayfada atıyorum öncelikle slider yaptım. Burada bir slider komiti attım. Sonrasında farklı bir geliştirme yaptım. Ana sayfadaki reklamların geliştirmesini yaptım. Onunla ilgili bir komit attım. Sonrasında farklı yine bir geliştirme yaptım. Onunla ilgili komitleri attıktan sonra en son aslında bir development'ta bunu birleştirmem gerekecek. Bu arada aslında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Canlı esnasında canlıda var olan kod üzerinden aslında bize yine hatalar geliyor olabilir. Bu hataları çözmek için ise hotfix dediğimiz bir branch oluşturma yöntemimiz var. Tam şu araya yazacağım hotfix ise master üzerinden alınan bir branch üzerinde hatalar çözülüp şöyle ilerleyelim. Bir hatamız var. Versiyon 0.1.0'da ana sayfada bulunan slider üzerinde aslında bir hatamız var. Bu durumda master'dan bir branch alınıp bu branch üzerinde şuraya çizmiş olduğum branch üzerinde hotfix olarak çözümü yapıp tekrardan master'a birleştirdiğimizde burada versiyon 1.1'i aslında yayınlamış oluyoruz bir yandan da hotfix yaptığımız durumda. Ve burası artık o şu çözümün yer aldığı branch. Ancak bu hotfix'in bizim yapmış olduğumuz development üzerinde de bulunması gerekiyor ki geliştirmelerimize de yansısın aslında çözüm. Bunun için de aynı hotfix'i
geliştirme branşı üzerine de aslında birleştiriyoruz ve şu anki şu durumda aslında geliştirme master ile son halini aynı şekilde yer alıyor. Peki geliştirmelerimizi yaptık bitirdik. Bunları da geliştirme branşı üzerine, development branşı üzerine birleştirmek istediğimizde ise şöyle birleştiriyoruz ve şuradaki branşta benim ana sayfa üzerinde yaptığım tüm geliştirmeler aslında geliştirme üzerinde artık var. Tüm geliştirmelerimizi aslında tamamladık. Peki şu an bu yaptığımız geliştirmeleri development'a attık şu bölümü ve bunlar master'da yok. Yani canlı üzerinde veya stabil olan kod üzerinde yok. Bu durumda ne yapacağız? Aslında bir release branch'ı oluşturuyoruz bu durumda da. Peki release branch'ı ne işe yarıyor? Aslında release'i yapmadan direkt master'ı birleştiremez miydik diye düşüneceksiniz. Evet birleştirebildik ama burada yapma amacımız release'i ayırdığımızda onun hangi dönemde hangi geliştirmeleri içerisine aldığını ve barındırdığını aslında görebiliyoruz. Bu durumda da şöyle ilerleyeceğiz. Release diye bir branch'imizi development üzerinden oluşturacağız. Şöyle bir branch oluşturduğumuzu düşünelim. Bu branch üzerinde aynı zamanda staging ortamına da aslında test, feature ve development ortamlarında testing yaptığımız geliştirmeleri release üzerinde staging ortamında artık production'dan bir önceki yani canlıya çıkılan koddan en önceki geliştirme deneme ortamı olarak düşünebiliriz. Burada da son değişikliklerimizi artık atıyorum staging'e attıktan sonra yine bir hata geldi. Son canlı öncesi bir hata. Bunun da çözümünü yaptık ve commitledik. Bu durumda artık canlıya çıkılacak ana geldiğimizde ise canlıya birleştirmek için aslında bir PR oluşturuyoruz. Ve şu durumda versiyon 1.2 olarak aslında geliştirmemiz canlıya alınmış oluyor. Artık bu ana sayfa geliştirmenin hepsi versiyon 1.2'de canlı olmuş oluyor. Peki release'de yaptığımız bu şuradaki bug çözümü işlemini peki development'a tekrar atmamız gerekiyor. Bu durumda da son release'in son halini yine development'a birleştirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi versiyon 1.2 üzerinde bulunan tüm geliştirmeler aslında şu an development'ta da güncel. Ve buradan tekrardan feature edip geliştirmelerimize devam ediyor olacağız. Aslında baktığınız zaman genel itibariyle Gitflow'un şeması bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Elimden geldiği kadar size çizimle anlatmaya çalıştım. Aslında birazcık donanım yetersizliğinden dolayı çok iyi bir kaliteli bir çekim yapamamış olabilirim. Ama yine de elimden geldiği kadar size anlatmaya çalıştım Gitflow'u. Umarım yararlı olmuştur. Videoda gördüğünüz eleştirebilecek veya güzel dediğiniz noktalarla ilgili yorumlarınızı atarsanız sevinirim. Bir sonraki konuda da yine önerileriniz olursa onları da bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.